herkesin spesyal olanı gireceğiz. Babam meşhur kısırını yapacak. Annem ve Azem abi kutlik yemeğini yapacak. Aşağı yukarı bu tarif 20 kişiye bile yetebilir. Yani bunu ben nasıl yoğururum zaten? Yoğuramam ki. Tarif edin, daha yeni başladım. Bildiğiniz gibi bir kısır değil. Bu böyle durur. Ekmek gibi oldu farkındaysanız. Ekmek gibi oldu bence. Olay bu. Şuna bak. Hamur mu açmadık bu videoda? Domates mi kaynatmadık? Marifet. Kısır mı yapmadım? Arkadaşlar herkese yepyeni bir vlogtan merhaba. Şöyle umuyorum ki mutfak vloglarımızı özlemişsinizdir. Bu hafta herkesin spesyal alanına gireceğiz. Şöyle benim spesyal alanıma girmeyeceğiz. Ben ilk defa bir şey deniyor olacağım bu kameralar karşısında. Babam her zaman yaptığı meşhur kısırını yapacak. Annem ve Azem abi daha kendisi henüz gelmedi. O yüzden biz açılışı yapmak istedik. Çünkü o işin birazcık zor kısmında olacak. Annem ve Azem abi, benim kuzenim biliyorsunuz, bizim senelerdir çocukluğumuzdan beri yediğimiz kutlik yemeğini yapacak. Şimdi kutlik benim bildiğim kadarıyla Siirt. Özbek mantısı. Ama değil baba. Özbek mantısı. Ya benziyor ama Siirt yöresine aitmiş. O da başka. Benziyor. Aynen. Ama Özbek'e benziyor. Evet, çok benziyor. Yani bu böyle güzel fırfırlı büyük mantı ama içinde ceviz, kıyma. Ceviz yok. Kıyma. Ceviz yok. Yok, ceviz yok. Cevizsiz. Öyle mi? Evet. Biz mi cevizsiz yapıyoruz? Biz cevizsiz yapmıyoruz. Biz cevizsiz normali. Biz eskiden ceviz koyuyorduk, şimdi koymuyoruz. Ben sevmiyorum diye. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben ceviz yemediğim için arkadaşlar, sağ olsunlar. Neyse, küçüklüğümüzden beri biz ne zaman böyle beraber ailecek toplansak bu yemekler yani bizde güzel hatıralar, evet, canlandırıyor. Öyle diyebilirim. Kutlik yapıldığı zaman genelde babam da hep kısır yapardı yanına. Biz bir salata yapardık. Bu çoban salatası oluyordu. Çünkü daha çok yakışacağını düşündüğümüz için. Ama biz bugün bir değişiklik yapmak istedik. Her şeyde soğan var. İşte kutlikte var, kısırda var falan. Bugün de salatayı birazcık işte bizim evde alışmış olduğunuz, görmeye alışmış olduğunuz ve kendiniz de umarım denemişsinizdir. Ben çok yakıştırıyorum ıspanak ve bu orman meyveleri grubunu. Öyle bir salata da yapacağız. Birazcık daha freşlik katmak için olaya. Çünkü hem kutlik hem kısır birazcık ağır olabiliyor. Bir de bizim kısırımıza, yani ben öyle yiyorum tercih edenler için, babam bir de kendi de anlatır şimdi, göz yumurta kırıyor. Dediğim gibi ben öyle yiyorum ama sade tercih edenler var. Yani normal yaprak, çiğ köfte yiyenler de var. Yani bu kısır zaten kıvamından göreceksiniz. Hani böyle yaptığımız zaman çiğ köfte normal gibi oluyor, soğuk sıkım çiğ köfte gibi oluyor. Kıvamı hiç böyle normalde hani altın günlerinde gördüğümüz kısır gibi yok, değil. Farklı olduğu için de burada kameralara taşıdık. Evet baba, biraz kısırını anlatabilir misin? Bir kere içeriğinde neler var? Burada malzemelerimiz hazır. Yeşil soğan, bu domatesi salata için şey yaptık. Şöyle göstereyim. Beyaz soğan, kırmızı soğan, kıyma. Tabii kırmızı üzerine, biber lazım ve tuz lazım, bu kadar. Evet, bir de üzerine tabii ki mantı sosunu yapıyoruz. Yani ben yoğurt ve tereyağı sosuyla yiyorum. Kısırın ilk içeriğini öğrenelim senden. Nasıl yapıyorsun? Kısır içinde ilk önce herkese iyi günler. Evet. özelliği şu: köftelik bulgur, nar ekşisi, kimyon, kırmızı biber salçası, kırmızı pul biber, rendelenmiş soğan, taze soğan, maydanoz ve bolca zeytinyağı. İhtiyacımız olan malzemeler bunlar. Tarifini herhalde yaparken izlerseniz. Evet, evet. Aynen öyle yapacağız. Ama malzemeleri bunlar. Peki hep çok beğenildi. Senin kısırın hep böyle ne zaman misafirler tarafından ya da bizim arkadaşlarımız, eş, dost, akrabalar ne zaman yense böyle enteresan bir ilgi gördü. Onun sırrı nedir? Vallahi el lezzeti mi? Tabii ki bir el şeyi var. Ama yörenin vermiş olduğu yani bilindik kısır değil. Çiğ köfteye çok yakın bir lezzetle yapılıyor ve kimyon mideye, soğan ve diğer malzemeler mideyi rahatsız ederken bol kimyon kullandığımız için o mideyi rahatlatıyor. Dolayısıyla farklı bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki bu Hatay yöresine ait bir kısır mı? Hatay yöresine ait. Bu arada daha önce söylemiştik ama babam ve babamın tarafı, biz Hataylıyız. Annem Selanik'te. Yani ben biraz karma. Evet, ama bir de şeyi, kısırı herkes suyla bulguru yoğurur. Baban sırf zeytinyağıyla yoğurduğu için bir hafta sonra bile yiyebilirsin babanın yaptığı kısırı. Bozulmaz. Hiç bozulmaz. Peki baba, geçen gün hazır konusu gelmişken sana onu da sorayım. Hatta telefonla arayıp soracaktım da. O da herhalde başka bir yörenin şeyi. Kısırın
yani kısır değil, çiğ köftenin içine geçen gün şey kırıldı. Yumurta kırıldı ve yumurtayla yoğruldu. İşte onlar sahteye kaçıyorlar. Olmaz. O yani... kolaya gidiyor. Olmaz. Babanınki öz kısır. Çünkü öyle bir şey gördüm. Ve un ve yumurta koyarlar ki biraz sıksın. Sıksın diye. Evet. Böyle şey çırpılmış yumurtaydı. Orada hile var. Orada hile var. Ama o çiğ köfteydi zaten. O da kısır denmedi. Onlar sahte, öyle bir çiğ köfte olmaz. Çiğ köfte bilek gücüyle yoğura yoğura öyle olur. Tamam, okey. Çiğ köftede nasılsın? Başka bir bölümde de onu yaparız. Çiğ köftede onu da yaparız. Yani güzel yapıyor onu da. Bu arada babam ve Dilan bunu diğer bloglarda hep bahsetmiştik. Babam ve Dilan, annem de çok lezzetli yemek yapar ama babam ve Dilan hep böyle bizim ailede el lezzeti yüksek noktada insanlar. Dilan tabii şimdi beslenme şekli birazcık değişti bize göre. O artık hayatına hiçbir şekilde zararlı işte şeker, tuz, karbonhidrat değil mi? Almayayım. Hatta et falan. Yani tamamen şimdilik. Başka bir evet başka şimdilik bir beslenme mi? Düzeninde. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle hep İtalyan aileler gibi falan bu bloklarda bu cümleler geçti. Bazen yani burası gerçekten öyle bir karışıyor ki hiç İtalyan aileler gibi falan değil. Artık ne gibi bilmiyorum. annemle babam birden birbirlerine bağırmalar falan başlayabiliyor. Doğruya doğru. Şimdi burada samimi bir blok yok, çıkıyorum. Bağırma değil. Ne oluyor anne? Biraz tenkitler oluyor. Sen onu yaptın, bunu yanlış yapıyorsun. Bazen ses oluyor. Yükselmiyor mu? Ara sıra yükseliyor. Yani şimdi samimi bir şekilde. Tamam. Ama ben baştan dedim ki bu blokta böyle bir şeyler olmasın. Lütfen herkes kendi alanında sakin, dikkatli bir şekilde yoğunlaşsın ve ortaya çok güzel enerjilerle güzel yemekler çıksın. Kutlik için kıymayı bu benim başlamam aynen, lazım. Annemin direkt başlaması lazım. Soğandan başlasın. Bizim kıymamızı bir kutlik yapımından bir 3 saat önceden hazırlamış olmamız gerekiyor. Dolayısıyla ilk başta bunu ben soğan dolmasını çok sevmem ama sonunda yaparım. İç harcını hazırlamamız gerektiği için ilk başta bununla başlıyoruz. Bu sırada ben menemen. Menemen değil, melemen. Melemen. Pardon. Böyle söylediniz. Bu ben şöyle diyeceğim. Kavanozlara domatesler. Kışlık hani nasıl yazdan yapıp hazırlıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi domates kavanozlarım var. Gayet de şeker aldım onları. Böyle bir stok yapacağız. Hem çocuklar hem ben. Zaten ben ve çocuklar bayağı böyle bir sağlıklı beslenme üzerine şu anda elimizden geldiği kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani ben okeyim ama çocukları buna ikna etmek benim için çok zor oluyor. O yüzden kışa hazırlık gibi diyelim. Şunları da şöyle göstereyim. Kışa hazırlık kavanozlarım. Şu anda boş. Demin de söylediğim gibi ilk defa böyle bir şey yapacağım. Domates püresi değil, domates salçası değil, domates yani işte melemen deniyormuş buna. Kışlık melemen. Evet, evet. Ben hep böyle yumurtalı şeye menemen gibi aklımda kalmışım bilmiyorum niye. Havalarda daha bir türlü ısınamadığı için hatta biz bugün soframızı kurarken dışarıda kuracağız. Bunun özelliği ilaç olmamalı. Evet, aynen öyle. Yani kimyasal herhangi bir şey olmayacak. Evet. Yok. Aynen öyle. O yüzden yarın kayınvalideme götüreceğim. Biraz annemlere vereceğim. Birazcık da kayınvalidem gelininin şeyini tatsın bakalım nasıl oluyormuş domates diye. Çünkü her yerde anne sen de yaptırdın galiba değil mi? Kendin yapmadın. Vallahi ben yaptırdım sağ olsun. Bir mutfağım rengarenkte tanıdığım bir Remzi Hanım var. Odun ateşinde. Biliyorum ben de. Ve Niğde'de inanılmaz güzel yapıyor. Gerçekten kokusu farklı. Domatesler tabii tamamen organik. Evet, o odun ateşinde yapıyor. Ha bu arada arkadaşlar biz de bugün odun ateşinde yapacağız bunu. Çünkü o kokunun geçmesi bilmiyorum. Ben ateş zaten biliyorsunuz şöminelerden falan çok seven bir insanım. Onun da kokusunun geçmesini istiyorum. Sen yapmadan önce birazcık anlatırsan çok iyi olur. Ben aradan çekineyim. Babamı da, mi? Evet. Babamı da dinlenmeye yollayalım. Çünkü yollayalım, zaten tamam. Kısır için geri gelecek. Azem tamam, abi kutluk için tamam. Geri gelecek. Babacığım senle. Tamam. 10 dakika. Tamam. Şimdi kutluğun önce kıyması yapılıyor. Hamuru hiç benim işim değil. Onu yeğenim yapacak. Zor bir hamur. Burada bir işbirliği var. Evet, işbirliği var. Ben yalnızca kıymasını, soğanı bayağı 4-5 tane soğanı küçük küçük doğruyoruz. Sonra hafif yağda göreceksiniz şimdi çeviriyoruz. Sonra kıymayı atıyoruz ve babam bu soğan için küçük değil dedi. Küçük demin küçük. Sen yaparken. Yok, hayır. Hatta biraz alttan dürttü. Kesemiyor ama dedi. Hayır, biraz kesemiyor olur mu canım? Buncasını kestik. Şimdi son ben göstermek şu için. Şu şey var anne, alet var bir tane alsaydık ya. Yok, aletle olmuyor işte, su bırakıyor. Böyle ha. Elde kesmek lazım. Evet, şimdi yağda soğanı hafif pembeleşinceye kadar çevireceğim. Sonra kıymayı atacağım. Tuz, kırmızı biber bu kadar. İçi çok kolay ama asıl marifet hamurunda onu da ben maalesef ki yoğuramıyorum. Evet, onun için ben bu arada arkadaşlar ne zaman Barcelona'da böyle bir heveslenmiştim.
Yani sen yaptın ama. Evet işte sen onu yaptın. Ben yaptım da Arda bayılmıştı bu arada. Çok iyi hatırlıyorum ama hamuru ben yoğuramamıştım. Ona böyle bir bayağı bir el kuvveti evet. gerekiyordu. Jenny vardı o zaman sağ olsun maşallah böyle hani böyle güçlü bir kişi. O yoğurdu. Onunla beraber hatta Hava da vardı buradan selamlar olsun beni izliyorlarsa çok şekerlerdi. Onlarla beraber yapmıştık ama gerçekten 10 numara olmuştu. İlk deneyişimde o zaman. Evet ben inanamadım zaten. Ve gerçekten zaten. Çok güzel olmuştu. Ben o hamuru İnşallah. Yapmam mümkün değil benim. Ben çok bugün kutluya zor. Girmiyorum ama. Ha yok. Bugün sen Azem abi tamam. kutluktesiniz. Babam kısırda. Ben tamam. Sen güzel bir salata yap bize. Salata ve işte dediğim gibi domates. Ha belki miktar şey yap. 1,5 kilo una, 1 kilo 250 gram kıyma, 5-6 soğan, tuz ve karabiber ve kırmızı biber. Karabiber yok galiba, kırmızı biber. Sorca malzeme onu. Tamam. Okay. Ama işin piri Azem aslında. Aslında ben kırmızı değilim. Biber girmezse belki çocuklar da yiyebilir. Ha sorarız Azem'e. Evet. Okey anneciğim tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolaylıklar gelsin. Buralar tabii ki birazcık hızlandırılacak videoda mecbur. Yoksa biz burada 5 saat falan çekmek zorundayız. Ben biraz daha yağ rica edeceğim yalnız. Bu yağ az. Tamam ben getireyim o zaman. Lütfen. Şöyle bir soğanı var işte. Sabri Bey beğenmiyor ama gayet de küçük. Şimdi bu yağı iyice eritiyoruz. Bol yağlı. Bunların her biri 250 gram. Merhaba. Hamzacığım merhaba. Merhaba. Hamza bak anneanne bir şeyler yemekler yapıyor sen. Bahçeye gidiyor. Tamam git bakalım bahçeye. Ne yapıyorsun burada ya? Gel sen ben bakayım. Ben mi ne yapıyorum? Yemek yapıyorum anneanneciğim. Soğanımızı yağa atıyoruz ve pembeleşinceye kadar kavurup sonra kıymayı koyuyoruz. Evet, şimdi soğanımızı iyice yağda öldürüp aşağı yukarı bir 200-400 gram gibi bir yağda, margarin cinsi bir yağda yani, çiçek yağı falan değil, normal margarin yağda eritiyoruz. Ondan sonra soğanı iyice pembeleşinceye kadar pişmesi gerekiyor çünkü hamurun içinde pişemiyor maalesef. Ondan sonra kıymamızı atacağız ama şu anda biraz daha pembeleşmesi gerekiyor. Ben kırmızı biber demiştim ama karabiber ve kırmızı bibermiş sordum onu. Kıymayı da iyice kavurduktan sonra kırmızı biber, tuz ve karabiberini de koyacağız. Ondan sonra hafifçe ılık olduğu zaman buzluğa kaldırmak durumundayız. Çünkü hamura sıcak konulduğunda hamurun etrafı kapanmıyor. Hamur şey bir hamur, mantı hamurundan daha sert ve daha şey yoğun bir hamur. Yani mantı hamuru gibi değil. Daha yoğun bir hamur. Bir tık daha, bir 5 dakika daha kavurup atacağım kıymaları. Yani 1,5 kilo una, 1,5 kilo kıyma. Un da yeni un olacak. Daha önce açılmamış olacak, bayat un olmayacak. Yine diyorum hamuru çok özel tutmayabiliyor. Biraz karıştırıyoruz. Sonra tekrar diğer kıymaları koyacağım. Ezmem lazım biraz. Topak topak olmaması adına. Şimdi bir kıyma daha koyuyoruz. Bu arada sobanın dibi tutmaması gerekiyor. Bütün tadı bozulur. Bu arada dana döşten bu kıyma. Çok yağlı da olmayacak, çok yağsız da olmayacak. Kasaba söylerken dana döş diye söylüyoruz. Sonra tamamen kavrulduktan sonra kıyma, tuz, karabiber ve kırmızı biberini koyup soğumaya bırakıyoruz. Hafif ılındığı zaman dip frize alacağım çünkü vakit az. Yoksa tutmaz, başında da söylemiştim. Bu kadar. Aslında basit. Bunun en büyük zorluğu hamuru. Efendim şimdi Azem Bey de geldiler. İş onun aslında. Ben yalnızca asistanlık yapıyorum. Ne kadar tuz koyuyoruz Azem Bey? Biraz koyun teyze. Biraz? Daha. Bence yeter. Çocuklar evet, da yiyecek yeter. Ya. Evet. Kırmızı biber. Ne kadar? Koy. Biraz daha. Biraz daha. Kaldırır o. Biraz daha koyabilirsin. Korkma. Daha bence bir yeter. Bir görelim rengini. Tamam. Biraz daha koyduk bir şey. Renk alması lazım. Bu arada ailemizin en iyi aşçılarından biri demeyeyim. En iyi aşçısı Azem Bey. Her şeyi en iyi bilen. Vallahi onun talimatlarıyla yaptım ben bu kıymayı. Bundan ne kadar koyayım? Ondan çok koyma. Koy bir tane. Bir tane koy. Onu da kaldırır. Bir tane daha at. Tamam. Biraz daha mı kırmızı biber? Evet. Çocuklar büyüdü aslında. Alışabilirler kırmızı biberlere falan. Hazırıyor. Bence oldu. Kızardı şeyi. Suyunu da çekti. Kapatıyorum artık. Doğru mu? Okey. Tamam. Artık hamurda sıra. Onu da Azem Bey birazdan yoğuracak. Ben bir tadayım.
Acı vurmuyorsa biraz daha koyabilirsin teyze ki vurmuyordur o acı. Vurmuyor valla. Ama bu yeterli bence. Sen rengi kızarsın istiyorsun değil mi? Bence oldu bu. Şimdi bunu soğutacağız. Sonra ılındığında dip frize atacağız ki hamur tutsun. Tamamdır. Bitti. Evet arkadaşlar, şimdi annemin yapmış olduğu kutlik iç harcı bitti. Bunu dinlendirmeye koyuyoruz. Şimdi Azem abi burada, öncelikle zaten diğer bloglardan biliyorsunuz. Merhaba de. Merhaba. Merhaba de. Şimdi şöyle bir şey var, baştan söylüyorum. İki, hem babam hem sevgili Azem abi eldivenle rahat çalışamayacaklarını söylediler. O yüzden sizlerin önünde, onlar zaten birkaç kere yıkadılar ama sizlerin önünde de bir kere daha ellerinizi yıkamanızı rica ediyorum. Hijyen açısından lütfen buyurunuz. Bu arada sevgili kardeşim Dilan da eldiven eldivenlerle bu işlerin yapılmasının daha sakıncalı olduğunu ve eldivenlerin kanserojen olduğunu belirtti. Bunun üzerine daha da ikna olundu ki eldivensiz yapılmalı. O zaman şimdi aynı markajda evet, sevgili annem Azem abinin asistanıymış. Benim asistana ihtiyacım var. Evet, şimdi yalnız tek tek başlayalım. Neden? Çünkü seyirciler ölçüleri bilmek isteyecektir, malzemeleri bilmek isteyecektir. O yüzden tek tek başlarsak çok daha iyi. İlk önce kutlikten başlayalım. Sen yoğururken evet, babam da kısıra başlar. Evet. 1,5 kilo un, 2 tane yumurta, suyumuz var. Evet lütfen. Suyumuz var ama kullanabildiğimizin en azını kullanacağız. Tamam. Ki hamur sert olsun, lastik kıvamında olsun. Tamam. Bu kalın bir hamur oluyor değil mi? Kalın derken lastik. Yani kulak memesi kıvamı. O ne anne? Tuz. Çok hafif koyabilirsin teyze. Tamam, isteyen sonra. Biraz daha koy. Bir tık daha. İki kaşık oldu şu anda. İki tatlı kaşığı tuz. Tamam, yeterli. Bazı yöreler daha fazla. Antakyalı erkekler yemek yapmayı sever. Ha, öyle mi? Öyledir. Yedirmeyi de sever. Yedirmeyi evet, sever. Azem en çok yedirmeyi sever. Evet. Ve yapmayı sever. Bir gün künefe güzel yapalım. Ben Azem eve taşındığı künefe zaman kesinlikle diyorsun. Onu da yapacak o ocakta. Künefeyi mi? Tabii canım. Artık aramız 5 dakika olacağı için bu ailenin yeme miktarı ve yedirme miktarı artacaktır. Dolayısıyla vloglar da artacak. Azem abi izin verirse onların yeni evinde de bir tane böyle güzel bir vlog çekeriz. Ben zaten senin iznini almadan bir ev turu yapacağım kesin o. Arkadaşlar malzeme listemi veriyorum. Aşağı yukarı bu tarif 20 kişiye bile yetebilir. Yani benim tarifim öyle. Kalanları bir hafta boyunca dolaptan çıkarıp hafif zeytinyağıyla ıslatıp ve hafif yoğurup tekrar yiyebilirsiniz. Bozulma olmaz. 6 tane orta boy soğan. Rondoda çekiyorsunuz. Kırmızı. Kırmızı veya fark etmiyor. Bu kırmızı evde vardı diye koyardım. Tamam. 6 tane soğan. Suyunu, acı suyunu bırakması için böyle süzgeçte bekletiyorsunuz. 6 tane domates büyükçe, o da suyunu rondoda çekip suyunu süzdürüyorsunuz. 1 kilo çiğ köftelik bulgur, 1 veya 2 çorba kaşığı acı biber salçası, 1 çorba kaşığı kırmızı pul biber, 2 çorba kaşığı kimyon. Özel nar ekşisi. Özel nar ekşisi. Ben şimdi zeytinyağı da sana özel bir zeytinyağı çıkarıyorum buradan. Bunu da kimseye vermem ona göre. Hayır, zeytinyağı yetmez o. Tamam, devamı orada onu, zaten. Teneke zaten. Evet, de ben tamam. Şimdi ismini göstermeden yapacağım. Bu bizim çok evet, sevdiğimiz bir yerden aldığımız bir zeytinyağı. Sen şuradan oku, anlayacaksın evet, ne olduğunu. Ufak ufak doğranmış taze soğan ve ufak ufak doğranmış maydanoz. Malzemelerimiz bunlar. İlk önce bulgurumuzu alıyoruz. Yoğurma kabına bırakıyoruz, soğanı alıyoruz, üzerine boza ediyoruz. Bunu normalde herkes suyla ıslatır. Fakat soğanın özüyle ıslanması başka bir şey ve yoğurması zor oluyor fakat lezzetli oluyor. Şu an yemeğe bakar mısın? Herkes bir şey yoğuruyor. Vallahi pilav çalıştan sonra bu evin erkeklerinin de yoğurma challenge süper oldu. Bu arada bu işler olduğu zaman biz de dışarıda ateş çukurumuzu yakıyor olacağız. Arkadaşlar odunlarla inşallah dediğimiz gibi, beklediğimiz gibi güzel, lezzetli bir domates mamülü. İnşallah güzel bir şey. Ben ayak altından biraz çekiliyorum müsaadenizle. Annemin yanına geçiyorum. Şöyle buradayım. Evet arkadaşlar, bu soğan suyunu çekene kadar, mevcut soğanın suyunu çekene kadar böyle mıncırıyoruz. Sonra esas sırlardan birini vereceğim. Bu çok önemli bir sır. Ama daha değil, zamanı değil.
İşin kritik yanlarından biri, gördüğünüz gibi bulgur soğanla hafif şişti. Fakat soğanın mide yoran zarlarını şu şekilde toplayıp atıyoruz ki mideyi yormasın. Tekrar şöyle sallıyoruz, tekrar şöyle topluyoruz, atıyoruz. Bu kritik şeylerden biridir. Bir nasip eder misiniz Güler Hanım? Şimdi iki tane dolu dolu çorba kaşığı acı biber salçamızla. Ben ortak asistan. Böyle dolu dolu bu iyi midir? Yani, bu hakiki Hatay biber salçası. Evet. Biraz daha verebilirsin. 2,5 olsun. Evet. Evet. Evet, sağ olun. Rica ederim. Şimdi bunu bulgura yediriyoruz iyice. Ta ki bulgurun kuruluğunu hissedene kadar. Rengini değiştirdi fakat kuruluk hissi gelene kadar biber salçasını emdireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bulgurumuz biber salçasını iyice emmiş durumda. Şimdi her kattığımız üründe bulgur suyunu içtiği için şişiyor ve miktarsal çoğalıyor. Gördüğünüz gibi bulgur tane tane tekrar oldu. Şimdi suyu çektirilmiş tekrar böyle gördüğünüz gibi akıtılmış domatesimizi ilave ettik. Şimdi bunu yediriyoruz malzememize. Mola verdiğiniz zaman iyice suyunu çektiriyoruz. Domatesi hissetmeyeceksiniz. Su elinize gelmeyecek. Hiç mi gelmeyecek baba? Hissetmeyeceksin. Sulu gibi hissetmeyeceksin. Yalnız gerçekten kayış gibi dedin ve yani bunu ben nasıl yoğururum zaten? Yoğuramam ki. Daha yeni başladı. Bu ne kadar çok yoğursan bu kadar. Gerçekten mi? Tabii işin püf noktası. Püf noktası hamurun iyi olması. Azim abi merdaneyi taktığım zaman ben eldivenleri taksam olur mu? Bir tane de ben yapayım. İstiyorsan yap. Çünkü şimdi benim tırnaklarım uzun olmaz öyle eldivensiz. Hijyenik değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar malzeme çiğ köfte kıvamına gelmeye yiyebilir başladı. Yiyebilir miyim ben öyleyken? Daha değil. Neden? Çünkü daha değil. Canım çekti ama. Ama öyle değil. Kuru bu şey daha eksiği var. Yağ yok. Efendim kimyonu yok. Kırmızı pul. Ama şimdi bile lezzetli gözüküyor. Vallahi canım çekti. Acıktım ya da ben ikisinden de. İnsan buna kilo verir ya. Yedikten sonra alıyorsun zaten. Zor işmiş bu kutlik ben bu kadar zor. Ben zor kısmını yapmamıştım zaten o yüzden. Ama lezzet 10 numaraydı. Bütün Barcelona'daki herkes yedi ve çok da beğendiler. Bundan kaç kişilik çıkıyor Azem abi? Bilmiyorum bakacağız şimdi. Ha, boyut da arkadaşlar şöyle falan oluyor. Öyle küçük mantı gibi düşünmeyin. Böyle olduğu için 4-5 tanesi yetiyor bir evet, kişi. Evet yani bilmiyorum rekor ne Azem abi kaç tane yedin bugüne kadar bir tabakta? Doğru söyle kaç porsiyon? 10 tane yenir diye düşünüyorum. 10. İşte sen 10 yiyorsan o zaman ben 4 ile doyarım gibi değil mi? 4-3. 3 olmaz. Hazır yapılmışken 4 yemek lazım minimum. Geç bakalım karşıya şu kimyon ve... Ben. Evet, tamam. Ha, bu kaşık uygun mu çay kaşığı mı alayım? Şu. Ha yemek kaşığı. Tamam. Karşıya geçmeyeyim, yanına geleyim. Kimyon mu? Ha, önce nar ekşisi. Tamam. Nar ekşisi. Şöyle açıyoruz bunu. Azem abinin asistanı sevgili annem şu anda maydanoz almaya gitti. Çünkü babam pazardan kendi aldığı maydanozu istediği için. Baba yeter de aman ha yanlışlık olmasın. Yavaş yavaş döküyorum. Dök dök şurayı dolacak. Ha dolacak mı? Tamam dolduralım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bayılırım nar ekşisine. Bu nereden? Bu Antakya özel marka olmadığı için. Azem getirtti onu. Azem'in. Baba maşallah bunları da benimle hiç paylaşmıyorsun. Yani senin evine gelmiş bana niye vermedin? İstiyorsan bana gönderecektin. İlk başta gönderecektin Azem abi. İlk başta gönderecektin. Sana da versin diye gönderdim. Ama verilmedi bana. Bana ulaşmadı. Fakat sen bunu neticede kullanamayız. Neden? Ya siz sevmiyorsunuz böyle şeyleri. Kim diyor? Biz çoban salatamıza koyuyoruz. Gevurda gerekirse bu evde yapılıyor. Yani. Ama gerekirse işte. O gereklilik ne zaman? Oluyor haftada bir kebap günümüz var. Ne demek yani? Siz yollayın da ben tüketirim. Hani ikiniz aranızda vermişsiniz birbirinize nar ekşisini. Bana hiçbir şey gelmedi. Bildiğiniz gibi bir kısır değil yani böyle. Bu böyle durur. Baba bu yalnız biraz kısırdan çok çiğ köfte gibi yemin ediyorum yiyince de biraz öyle tadı. Evet, evet. Ama yumurtanı da kıracaksın değil mi? Yani bir 2-3 tane kırarız. Kıkır isteyen ben yumurtalı yiyeceğim çünkü. Ya. Ben.
Evet. Evet şöyle. Böyle oh tertemiz iş yaparım. Şuradan biberle kimyonu aç. Bu yine bu kaşıkla mı? Evet o kaşık. Kimyonu açtım ilk. İki tane öyle kimyon atıyorsun. Tam mı? Nasıl? İyi. Dağıt şöyle ama bir yere toplanmasın. Tamam. Bir daha. Tane daha. Şöyle. Evet iyidir. Dağıt. Dağıttım. Kırmızı biber tek. Pul. Tek. O da özel Antakya'mızdan gelme, özel kırmızı benim biber. Benim kırmızı biberim de çok güzeldi bu arada. Ya bu tabii Antakya işi. Bu nasıl? Çok iyi. Dağıttım. Dağıt. Evet. Evet, şimdi tekrar yediriyoruz. Tamam. Yalnız ben 10 numara asistanım bence. Evet, bence de çok güzel asistanlık yapıyorsun. Bu koyduğunuz malzemeler tabii malzememizi yoğurduğunuz şey iyice zor yoğurur hale getiriyor. Pes etmek yok. İyice yoğuruyoruz. Bravo. Gerçekten bir dahaki sefere Arda, Okan ve Adnan Baba'yı da dahil ederek. Seviyor mu bilmiyorum Okan. Böyle şeyi. Bunu. Sever de Okan şu an yok ki. Şeyde Çorum'a gitti o deplasmana. He. Tabii sever. Ben yarın bunun kalanını Yüksel Anne'ye de götüreceğim. Orada yarın da Okan olmayacak ama tadarlar onlar. Adnan Baba tadar. Onlar şey maça gittiler. O yüzden. Onlar sever ama ya. O grup, bu ekip bu işleri sever. Şimdi arkadaşlar bakayım malzememiz. Zeytin evet, asistan gördüğünüz benden. Gibi. Şuraya asistan hanım. Geldim. Evet. Şuraya doldur zeytinyağı. Tenekeyi getireyim mi ben? Evet tenekeyi. Daha iyi. Evet özel yağ. Özel. Var mı sende bundan? Yok. Biz özel yağ yemek istediğimizde sana geliyoruz. O zaman hava atmayacaksınız. Ben şimdi dolduruyor muyum baba? Şurayı doldur. Bayağı. Evet bekle. Bekledim. Kaldır şimdi onu. Kaldırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zeytinyağı alabildiği kadar. Daha bu hiçbir şey değil. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Baba artık gerçekten tadımlık aşamaya geldik ya. Hayır gelmedi daha. Aa, yemin ediyorum şey insan şey olsa çatlar burada. Bir tane böyle yerken yok mu yani? Heh böyle oh. Dişine ne geliyor mu oldu mu? Muhteşem. Biraz acı ama neyse. Acısı önemli. Daha içine salatası gireceği için acılığı kalmayacak. Evet maydanoz girecek, soğan girecek. Maydanoz girecek, taze soğan girecek. Daha zeytinyağı çok olacak bunun içine. Bu ne ki? Zeytinyağı koymadık bile. Ver doldur. Heh bir dakika dolduruyoruz. Evet. Evet tamam. Evet maşallah. Evet. 4 kaşık şöyle serp. 4. Evet arkadaşlar 4 kaşık yine dağıta şöyle. Bu biber salçasının tuzuna göre. Ay şeker galiba bu. Şaka. Korktun mu? Evet. Tamam. Saçma espriler. Benim en çok sevdiğim şey ne zaman tadına bakıyor? İşte sen gelmeden önce ben onu yaptım. Ama bayağı bir bekledim burada. Sen de beklemen gerekiyor. Öyle mi? Evet. Öyle olmuyor yani. Aç bakayım ardını. Bir de eliyle yediriyor. Bak sen. Nereden bulacaksın bir daha böyle koca? 45 sene olmuş. Nasıl olmuş? Beğenmedin herhalde güzel, anne. Güzel tuz koymayın daha. Ay eyvah. O ama tuzlu yeri geldi sana. Tuz tam karışmadı. Eyvah. Ben bir kaseye koyup biraz yiyebilir miyim? Yok yiyemezsin daha anne. Iyi. Herkes sırasını beklesin. Burada herkesin canı çekiyor. Bak Ali de dahil. Şey testinde gibiyiz yemin ediyorum. Sabır. Şimdi şunu dök içine. Dökeyim mi? Haydi bakalım. Hepsini döküyor muyum? Evet yeşil soğanımız da ekleniyor. Hepsi de gitti vallahi maşallah. Maydanozu yıkadım getireyim. Maydanoz sonra aslana maydanozsuz ayıracağız. Asistan zeytinyağına da al. Hala. Baba tenekemi bitirdin ya. Tenekem bitti. İnanamıyorum. Şu anda yemeden önceki kıvamı değil daha buna maydanoz konacak. Bayan Aslan tarafından biraz ne kadar yiyeceksen sana vereyim. Ben kendi alayım mı? Kendime. Evet. Kendime kadar alayım şuradan. Ama ben yumurtayla yiyeceğim. Onu baştan belirteyim. Yeter mi biraz daha? Maydanoz için tahtayı alayım. Biraz maydanoz ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi ince kıyılmış maydanozlarımızı hazırladık. Çeşnicilere soruyoruz. Çeşniciler birazdan ekşisinin eksik olduğundan bahsettiler. Evet sonra tekrar. Çeşnici başı acaba bir soru için rica etsem buraya sizi. Nar ekşisi için mi? Bakın nar ekşisi uygun mudur? Bir dakika. Alabilirsiniz herhangi bir yerden.
Çok az damlar açıkçası koyabiliriz. O zaman koy. Senin ağız tadına güvendiğim için söylüyorum. Yeterli bence. Ben de tadına bakayım. Evet, galiba bitti. Tabaklamayı nasıl yapacağız? Baba elinle mi koyacağım? Tabii elinle. Tamam. Şimdi güzel bir masa kuruyoruz. Biliyorsunuz en sevdiğim şeylerden biri benim. Şöyle ahşap Amerikan servisi. Bilmiyorum, daha önceden hiç masa kurma videosu çekmedik ama bütün bu vloglarda masalar kuruluyordu. Sadece bugün birazcık daha detaylı şey yapayım. Bu Amerikan servislerini ben özel yaptırmıştım. Sevgili Hakan abi yapmıştı ama aşırı memnunum. Çünkü evin dokusuyla çok uyuyor. Zaten o tonlarda malzeme kullanıldı. Böyle yapıyorum. Kısırı da tam ortaya koyduk ama tabii onun şimdi çiçek gelince yeri birazcık değişecek. Tabaklarımı alıp hemen geliyorum. Bu sefer ilk defa çekimde bu tabakları kullanıyorum. Benim sevdiğim tonlar biliyorsunuz güller ve bu soft renkler benim renklerim. Somon, uçuk pembe, mint yeşili, pastel tonlar, böyle pastel lila, sarı. Bunların hepsini çok seviyorum ve çok yakıştırıyorum masaya. Ve burada böyle bir bütünlük oluyor. Çünkü bahçemiz de çok şükür bakımlı ve düzgün. Çünkü ben birebir ilgileniyorum arkadaşlar bu arada. Bahçemle de birebir ilgileniyorum. Yani şurada bir sebze bahçesi var. Bir günde öyle bir vlog da çekeriz. Onları hep böyle kendim yetiştiriyorum ve kışlık sebzeler, meyveler, yazlık sebzeler, meyveler olarak topluyoruz bir sepette. Ayrıca limon ağacım var, greyfurt ağacım var, erik ağacım var. Bunların hepsini mümkün olduğunca özellikle çocuklara böyle doğal şeyler vermek istiyorum. Bugün de çok tatlı bir siyah kedimiz var. Ben birazcık korkuyorum ama kendisi sağ olsun beni hiç bırakmıyor şu anda. Çorba yok ama salata falan için bu kaseler uygun. Hatta şöyle yapacağım. Yan taraflara koyacağım. Daha rahat olacak. Şuraya da çünkü şeyler gelecek. Ve insanlar çok zorlanmasınlar. Şöyle buna da kutlikler gelecek. Şöyle hem peçeteliklerimi hem de çatal bıçakları yedikten sonra koyabileceğiniz bir şey. Şöyle bunları da ben antika tercih etmiştim. Çünkü ben böyle birazcık yaşanmışlık seviyorum. Vazgeçtim. Bunları tekrar içine koyacağım. Çünkü alan bayağı daralıyor. Bardaklar da gelecek. Onu hesaplayamadım ben. Şöyle içerideki bardakları alacağım. Onlar da uyumlu olacaktır. Şöyle koyuyorum. Genel olarak ben şahsen kumaş peçete tercih ediyorum. Evet, pratik bir şey değil. Ama bugün güzel, özel bir gün. Ailemle beraberim. Hani genel olarak misafirlere bu peçeteyi çıkartıyorum ve çatal bıçakları da şu şekilde yerleştiriyorum içlerine doğru. Ve bir adet de ben her ihtimale karşı her zaman kaşığımı da koyuyorum. Yani düzen bu şekilde oluyor. Yemek ne kadar güzel olursa olsun düzenli ve özenli bir sofra bence çok önemli. Hamurumuz. Evet, hamurumuz şahane oldu. Allah ellerine sağlık anne. Benim değil. Aa, senin canım. Hayır, ben de açacağım şimdi. Kulağı ama kulağımı görülmesi açısından. Gördüğünüz gibi. Evet, çok önemli. Ekmek gibi olduk farkındaysanız. Ekmek gibi. Herkes böyle bir hamuru zor yapar. Bir çay bardağı su var bunda sadece. Evet, kesinlikle evet. İnsan gücüyle yapılmış. 2 kilo una. Evet. 1,5 kilo una, 2 tane yumurta, 1 çay bardağı su. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Herkes merdanesini alsın. Biraz un atın. Benim gibi bu ama. Un alabilir miyiz Aslan Hanım? 10 tane 10 tane yapıyorsunuz. Nasıl evet. Yani nasıl? Yani 10 yapıyoruz, 10 açıyoruz. Pizzacılar gibi elimize bir yakışıyor. Ben bir tane yoğurabilir miyim? Tabii, büyüklük bu olacak. Hangisi bakayım? Nasıl? Küçük galiba. Tamam tamam. Azem benimki oldu bence. Daha mı? Yani daha mı ince olacak? Yuvarlak aç. Yuvarlak açamam. Sonra kenarlarını böyle yapıp alacağız. Benim elim hakikaten hamur işlerine yatkın. Bak sana söyleyeyim. Eti koyacağız. Şöyle yapıp kenarlarını düzelteceğiz Azem. Ben ne olacak? Kenarlarını alacağım. Öbürkünü yeniden yapacağım. Ya bilenler, bu işi bilenler yorum yapsın. Bak ne kadar güzel. En güzel Azem açtı. Koy bakalım buraya. Evet Azem Bey, şimdi ne kadar et koyuyoruz? Onun altı kesin donmamıştır. Bir çatal, bıçak atar mısınız? Çatal, kaşık atar mısınız? Tamam. Orada öyle bir sıkıntı olabilir. Bence dondu her yeri. Ooo, hem nasıl donmuş. Tamam, donmuş. Evet, ne kadar koyuyoruz Azem Bey? Normal, çok fazla doldurmuyoruz. Koy bakayım bana. Sonra nasıl kapatıyoruz? Bir göreyim de ondan sonrasını yapacağım.
Evet. Şöyle zıt diye al fazlasını. Neyle? Çay tabağı verir misiniz? Sonra böyle böyle yapıyor muyum? Hayır, ben şimdi bir taktik göstereceğim. Yeni öğrendiğim bir taktik bu benim. Mantıcı bir dostum vardı. Evet, tamam, şimdi ne yapıyoruz? Çatal verin bana abi. Vallahi aslan da hiç fena değil. Evet. Doğru söylemiş senin ahbabın, mantıcı dostun. Oldu bence. Evet, olay bu. Şuna bak. Arkadaşlar şimdi bu domatesleri, tabii ki biz bunun hazırlığını yaptık daha önceden ama nasıl yaptın diye sorarsanız, şöyle domatesleri kabuğuyla beraber, şöyle bakın, şöyle göstereceğim şu tarafta, çatlayana kadar bu domatesler burada kaynıyor. Bunlar kaynıyorlar. Kabuğu çatlayınca soyulması çok daha kolay olduğu için iyice kabuk çatlayana kadar bekliyoruz, kaynatıyoruz. Ondan sonra kabuklarını soyup küp küp doğrayıp şu görmüş olduğunuz kaynatıyoruz. Ben tuz koyan, küp şeker koyan her şeyi gördüm. Ama ben şahsen geçen sene öğrendiğimde, yani annemden öğrendiğimde, annem hiçbir şey koymuyordu. O yüzden ben annemin yolundan ilerleyeceğim. Kavanozlama sistemini de göstereceğiz. Bu sırada şuradaki suda da küplik denemesi yapıyoruz. Bir tane atıldı mı içine? Evet, bir tane görmüş olduğunuz gibi bir deneme. Hani patlıyor mu, çatlıyor mu diye. Şu anda her şey hazır ve nazır bir şekilde. Birazdan da bu tencereyi ateşe alacağız. Son bir işte o dediğim odun kokusunu alması için. Bir de ateşin üzerinde pişireceğiz. Kavanozlama aşamasında tekrardan sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, şu anda siften bir ateş kokusunu içine sindirip buradan kaldırıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi telimiz yok. Her sene böyle yapmadık mı anne? He? Yaptık tabii, yaptık. Neyi çekiyorsun? Zühra Hanım'a karıştır. Sen geçen sene böyle yapmadın mı? Zühra Hanım'a? Tamamdır. İs kokusu geldiğine göre domatesin kıvamına bir bakar mısınız? Yalnız bu kavanozlama işini de becerirsem tamam artık benim üstüme diyecek yok. Hamur mu açmadık bu videoda? Domates mi kaynatmadık? Marifet. Kısır mı yapmadım? Ne ararsam var. Bütün özellikler, tüm güzellikler bende. Bu ne, çiğ mi verdin bana? Yerim. Çok da severim. Şöyle da... Yalnız bu kavanozlama işi beni biraz korkutuyor. Geçen sene çünkü annemle beraber mi yapmıştık anne? Nasıldı? Ben yapamamıştım galiba. Yani ben de bundan eksik kalmadım. Çevir evladım, çevir, çevir, çevir. Gel anneciğim, bir de sen çevir. Bir böyle güzel enerjiler geçsin. Bismillah. Hadi bakalım. İs koktuk. Oldu bu. Evet. Ağzına kadar koy bakalım Zühra Hanım'a. Sıkı kapa, çevir. Hı. Şöyle bakar mısın? Hazır mıyız? Hadi bismillah. Hı. Şimdi ben içeriye son olarak salatamı yapmaya gidiyorum ve biz artık yemek sofrasına oturuyoruz. Ellerime emeğime sağlık. Evet arkadaşlar, kütlüğümüzü şöyle yavaş yavaş kaynamış suyumuza atıyoruz. İki. Oh maşallah, bu çok tombik olmuş ya. 11. Tamamdır. İlk parti hazırlanırken şurada şöyle yanda bu süzgeç alayım ve bir dakika. Ben ilk başta burada karıştırıyorum arkadaşlar. Çok daha güzel oluyor çünkü daha iyi harmanlanıyor salata. Ondan sonra güzel servis edeceğim şeye geçiriyorum. İlk önce yıkanmış mini ıspanaklarımızı şöyle diyoruz. Suyunu süzdükten sonra tekrardan bu kabımı alıyorum. Çok basit bir salata. Zaten daha önce de yaptığım salata ama nedense bu evde inanılmaz bir seviliyor. Çünkü orman meyveleri bu evde genel olarak sevilen bir şey. Şimdi ilk önce şunları koyuyorum. Ben birazcık bol koyuyorum bunları ama siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben en çok bunu seviyorum, frambuaz. Çilek ben bugün koymayacağım ama isterseniz çilek de koyabilirsiniz. Bu arada bizim evin vazgeçilmez bir şeyi, yaban mersini çok seviyoruz. Çocuklar çok seviyor. Bununla her türlü tarife okeyiz. Bunu da aynı bu şekilde koyuyoruz. Frank üzümü çok şık duruyor. O yüzden bunu süsleme tarafında kullanacağım. Normalde bu domatesleri de koyuyorum. Hatta koyacaktım ama şu anda orası çok tercih etmediği için bunu eliyoruz. Birazcık limon suyu da katacağım. Ama dediğim gibi bazı insanlar tercih etmiyor. Evet, kutluklar da pişiyor. Şöyle şurada kalan şu kadar limon suyunu dökeceğim.
şu şekilde. Tatlı ve ekşi kombini güzel oluyor bence. Ama katmak zorunda da değilsiniz açıkçası. Şu an kutlikler de pişti. O yüzden ben onu hafif şöyle tabaklara alayım çünkü. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Böyle hamurun birazcık hani mantı hamuru kadar yumuşak olmaması gerekiyor. Zaten tipi de o şekilde değil. Birbirlerine yapışmadan. Evet hanımcığım hoş geldin. Çok güzel tutmuş ve olmuş gerçekten. Sen kaç tane yiyebiliyorsun bundan? Yani iki tane belki üç. Daha fazla yiyemem. Ben de. Çok gelir. Anneciğim sen şöyle şunları koyabilir misin sana zahmet? Şöyle çok da fazla maşayla şu ahududular çok yumuşak olduğu için çok da fazla karıştırma yapmayın. Zaten bıçakla da gördüğünüz gibi bunları da kesmedik biz. Bilmiyorum böyle bıçak çok değdirmiyoruz böyle yeşilliklere. Böyle daha fresh oluyor. Evet şimdi şöyle bir kap şu şekilde koyuyorum. Süsleyebilirsiniz. Salatanın en son hali zaten... Birazcık az oldu salata yalnız ama zaten yer kalmadı. Yer kalmadı. Tamam bunu da böyle masaya şu şekilde götürüyorum. Birazcık az olmuş. Dilahan çok kalın ıspanağımı yemiş de ondan. Bakar mısın? Dilahan kendine ıspanaklı bir kutlik yapacak diye benim yarı ıspanağım ortalıkta yok. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi 3 tencere koyuldu. Bir tane bile bu hamurlardan biri bile şöyle maşallah diyeyim patlamadı. İnşallah da patlamayacak gibi gözüküyor. Herkesin eline sağlık tekrardan. Muhteşem bir görüntü. Çok mutlu oldum şu an. Arkadaşlar bu yoğun günün kapanışını güzel bir sofrayla yapmak istedim. Gördüğünüz üzere herkesin emeğinin olduğu güzel bir sofra hazırlandı. Herkesin eline emeğine sağlık buradan da. Bu tarz videolar izlemek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmuyoruz. Like etmeyi unutmuyoruz ve yorumları eklemeyi unutmuyoruz. Gördüğünüz üzere burada kutluğumuz. Burada benim yarım kalan salatam. Yarım kalan çünkü Dilahan dediğim gibi ıspanakları kendi et yemediği için ıspanaklı yapmış kutluğunu ve kullanmış. Burada babamın usulü kısırımız var. Babam şimdi içeriye gitti. Onu da Ali çekecek. Çünkü dediğim gibi bunu göz yumurtayla yemeyi tercih edenler olacaktır. Mesela ben. Ama çiğ köfte gibi de bu kıvırcıkla ya da işte bunlarla tercih edebilirsiniz yeşilliklerle. Farklı farklı bir sürü yeşilliğe yakışan bir yemek oldu. Burada sarımsaklı ve sarımsaksız yoğurdumuz var. Şu da sarımsaklı mayonezimiz. Babam böyle yiyormuş sarımsaklı mayonezle. Bunlar bildiğimiz yoğurdumuz. Zor gelmeyecekse yani böyle zaman ayırabilecekseniz mutlaka ve mutlaka bu tarifi hemen deneyin diyorum. Çok öpüyorum sizi. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. We'll be right back.